Sayın Başkanım, değerli milletvekilim. Öncelikle bu kabulünüzden dolayı müteşekkirim. Sağ olun. Zaten Kıbrıs bizim aslında ana vatan değil, biz kardeş vatanız sonuç itibariyle. Evet. Kardeş bir ülkeyiz. Biz Kıbrıs'a gelirken kendimizi yabancı ve farklı bir ülkeye gelmiş gibi değil, kardeşimiz ziyarete, kendi yurdumuzu ziyarete gelmiş gibi hissediyoruz. Aynı değerlere sahibiz. Birlikte evet. Tarihimiz var. İnşallah bu tarihi derinlikleri de geleceğe taşıyacak olan tarihi birlikteliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Biz tabii Erbakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak burada bir takım üniversitelerle görüşmek, ortak faaliyetler ve projeler geliştirmek adına buraya geldik. İnşallah bugün ve yarın birkaç üniversiteyle beraber protokoller imzalayacağız ve Kıbrıs'ta Türkiye arasındaki Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında bazı projelere bu şekilde başlangıç itibariyle imza atmış olacağız. İnşallah bu konuda sizin de desteğinizi bekliyoruz. Zaten siz de bizim üniversitemizi teşrif etmiştiniz. Güzel bir konferans da olmuştu. Konya sizin ana vatanınızın bir parçası aslında. Birçok Kıbrıslı kardeşimiz de Konya'dan ve Karaman'dan geldi. Manevi bağlarımız aslında hısımlık ve akrabalık bağlarımız da var. Sadece kardeşliğimizin ötesinde. Biz Kıbrıs'a geldiğimizde kendimizi çok ayrıcalıklı, farklı hissediyoruz. Tabii ki Konya Karaman bölgesi bizim için önemli. Çünkü Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğu o bölgeden Osmanlı zamanında 1571'de ve 71'den sonraki yıllarda oradan buraya göç ederek gelip yerleşmişler ve burayı vatan olarak tutmuşlar. Bundan dolayı da Kıbrıslı Türklerin büyük bir ekseriyeti nerelisin dediğimizde işte Karaman diyorlar, Konya diyorlar, daha fazlası böyle diyorlar. Yani Kayseri var, Toroslar bölgesinden geldik diyenler vardır. Ama büyük bir ekseriyeti de ifade ettiğim gibidir. Ayrıca tabii ki Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin rektörüsünüz. Dolayısıyla sizlere ayrı bir sevgimiz, sempatimiz de vardır. Çünkü Necmettin Erbakan hocamız 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda çok büyük bir rol oynadı. Türkiye'de ağır sanayi hamlesini başlatan bir liderdi. Ondan dolayı milli görüşü temsil eden bir liderdi. Kendisine Cenab-ı Allah'tan da rahmet diliyorum. Kanlı Noel'in haftasında geldiniz. Bu gelen Kanlı Noel yarın başlıyor. 21 Aralık'ta bütün şehitlerimizi anacağız. Ulusal direnişimizin yeniden hatırlayacağız. Tabii ki 74 Mutlu Barış Hareketi olmasaydı ulusal direnişimiz zafere ulaşmazdı. Şimdi Allah'a şükür devletimiz vardır. Kuzeyde vatanımız vardır. Bu toprakları vatan yaptık. Aziz şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Gazilerimiz, hayatta olanlara uzun ömür diliyoruz. Rahmete kavuşanlara da var tabii gazilerimizin içinde de. Onların da ruhları şad olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteler adası bir ülkedir. Konya Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi ile buradaki üniversitelerin protokol imzalaması da bizi sevindirmektedir, mutlu etmektedir. İnşallah hayırlara vesile olur, daha güzel işbirlikleri geliştirirsiniz. Biz Cumhuriyet Meclisi olarak ve ben Meclis Başkanı olarak elimden ne gelirse yardımcı olmaya, destek vermeye de hazırım. Burada çok güzel bir hediye, çok mutlu oldum. Gerçekten güzel, mutlu oldum.